Ekonomiyi konuşuyoruz. Vatandaşlar ekonomiyi nasıl değerlendiriyor? Ekonomiden memnun musunuz? Sıkıntı yok, yoruma dayalı. Tamam, ekonomiden memnun musunuz? Ay, tam adam. Desem, hangisini desem? Bilmiyorum valla, memnun musunuz? Yani, şimdi iki şeyle birinde memnunum, birinde memnun değilim. Kişi insanlardan dolayı memnun değilim. Çünkü ekonomiyi batıran insanlar. Kendi fikirleri, kendi nefisleriyle koyuyorlar her şeyi. Yönetimde sıkıntı yok diyorsun. Ya yönetim ne kadar engel olabilir ki? Ben veriyorum emri ama bakayım o uygulayabiliyor mu? O kendi nefsini koyuyor oraya. Mesela doların yükselmesi falan abla. Dolar sadece dolar bir üsttekiyle olmuyor ki. TL'nin değer kaybı. Yani onunla olmuyor ki. Ama bak şimdi sana bir şey diyeyim mi? Bak şurası mesela 5'e satıyorsa aynı ürünü öbürü kendi koyduğu için ona satıyor. Buna kim engel olabilir? Denetlenmesi gerekiyor belki. Tabii bence her şey denetlensin. Yani ama yine de bunu. Ama o da kılıfını uyduruyor. Tabii o da kılıfını uyduruyor. Ne yapıyor? Onu öyle göstersin diye aradan. Peki abla son olarak olası bir seçimde oyunuzun rengi ne olur sizin? Benim valla oyum zaten belliydi. Baştakiler. Yine başta. Aynen. Yine veririm diyorsunuz. Memnunsunuz. Aynen veririm. Çünkü 37 yaşındayım. Eskiyi de gördüm. Yani 37 yaşında olmama rağmen öncesini de gördüm. Neler yaşadığımızı da gördük. Türbanlı olduğum için de her şeyi de gördüm. Şimdi her şey, herkes her yere girebiliyor. Herkes rahat. Paramız yok deyip de herkes de gezebiliyor. Tatillerdeler. Hiç yalandan param yok falan demesinler. Ben daimi olarak insanlara mikrofon uzatıyorum abla ve halinden şikayetçi olan birçok insana da rastlıyorum. Ekonominin gidişatından, zamlardan. Mesela bak şimdi 3 lira alıyorsam 3'e göre yetiştirebiliyorum. Ama 50 de alsam ona da yetiştiremiyorsam yetiştiremem. Değil mi? Yine rahat gezerim, rahat şey yaparım. Ama 3 lira da alsam ona da yetiştiririm elhamdülillah. Ama şöyle bir şey var. Yani insanlar bak alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor. Bu sefer diyor ki yetmiyor. Sen durmadan alırsan, durmadan her yerde çöp atarsan, yani kullanmadan atarsan. Eskimiş. Dolaplarında herkesin her şeyi var. Bir kere giydikleri yok. Aman aldım ama ne zaman aldım da haberim yok. Bu sefer gelip başını kötülüyor. Ya sen biraz kendinden, yani insan kendine bakacak. İnsanların kendisinden kaynaklanıyor o zaman. Herkes insanın kendisinden. Sen de başa gelsen, inan buna. Nasıl herkese yönetemezsin? Çünkü o yönetemiyorsan kendi fikriyle gidiyor Allah. Anladım. Kendi fikri. Ben diyorum insanların kendini geliştirecek, kendini yönetecek. Hiç baş sağa sola şey vurmasın. Yani ekonominin o zaman yönetimle falan pek alakası yok. Sizce var mı? O zaman şöyle, geçtiğimiz dönemlerde mesela yağ kuyruğu vardı, şu şeker çok kuyruğu vardı diyorlar şey ya. Vardı, evet. Onun da iktidarla pek hiç alakası yokmuş. Yok, hayır, yokluk da vardı. O zaman bu kadar şey yoktu. Gelişmiş değildi. Şu anda her yer tekstil. İktidarların suçu yokmuş o zaman yani geçmiş dönemde. Bunda. Şimdi işte o zamanlar değil mi? Yani bilirseniz SSK'yı kim yedi? Şimdi SSK yenilmiş mi? Şimdi şuraya bir şey yaptığınız zaman parayla yapıyorsunuz değil mi? Evet. 3 lira 5 lira harcıyorsun. Şimdi diyelim ki biz çaldı diyelim. Hadi çaldı diyelim. Neyle yaptı bunları? Neyle yapacak? Asla yapmaz diyorsun. Sizce yapar mı? Ne harcayacaksın ya? Çimento ne kadar? Taş ne kadar? Bir ev yapmaya kalksın yapabilir misin? Çalacaksın ki yapacaksın. Diyelim ki adama çaldı diyoruz. Tamam güzel çalsın. Çaldı ama çalıştı. Nereden yapacaksın? Biz bir evimizdeki bir duvarı boyamaya çalışıyoruz. Mesela gidiyorsun 500 lira tutuyor misal. Tamam mı? Param yoksa nasıl yapacağım? Biz de adama diyor ki sen çaldın. Kardeşim de o da diyor ki sana köprü yaptım, yol yaptım. Şurayı gezmen için diyor alan yaptım. Eskiden böyle değildi mesela burası değil mi? Bir sürü yollar yapılmış. Herkesin yolu belli. Çok güzel hastaneler yapılmış. İnkar etmeyelim bazı şeyleri. Tamam konuşalım ama inkar da etmeyelim. İnsanlar bu hastaneler yapıldı. Evet abi ama ablamam. İşte belli başlı ihaleler veriliyor ve bu ihaleler hep aynı müteahhitlere veriliyor. İnsanlar bunu eleştiriyor aslında. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii, şimdi o gözünü hiç göremiyoruz. Biz şimdi sadece gördüğümüzle yani söylüyoruz. İçinin aslında nasıl olduğunu bilmiyoruz. Anladım. İçin aslında girdiğin zaman ne sen söyle. Biz yaşarsak bilebiliriz. Yani ben de ona için nasıl yorum yapayım? Bilmiyorum ki oradaki ne dönüyor. Ama benim gördüğümü inkar edemem. Şimdi ama bilmemiz lazım bunu değil mi? Şeffaf olması lazım biraz da. Ben sana nasıl dedim? Bak ben esnaflık yaptım. Tamam mı? Mağazacı bana diyordu ki mesela bir kumaş vereyim diyor sana. Hangi mağazadan alırsın? İyisi var, kötüsü var. 12'ye var diyor, 18'e var. Ben diyorum iyisini ver. Ama abla diyor 12'ye al, 18'den sat, kar yap. Şimdi ben onu almak için kandırmam lazım karşıdakini. Kumaşımı övmem lazım. Bu iş öyle. Yani bir şey alacak, öveceksin. Yalan da olacak onda. O zaman o adam beni zorlamıyor ki. Bana öyle yap diyor. Tamam. Vatandaşlar ekonomiyi nasıl değerlendiriyor bunu araştırıyoruz. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olarak ekonomiden memnun musunuz? Berbat tabii ki. Berbat. Neden? Yani berbat, her şey çok pahalı. Çok duydunuz mu ablayı? Ne dedi ben duymadım tam. Gayet memnun. Esnaf da en son. Bir sıkıntı varsa dedi, o da insanlardan kaynaklanıyor. Yönetimle alakası yok bunun dedi. Şimdi Türkiye'de, özür dilerim. Bak sözünü kesiyorum. Evet. Bak bunları bence yani Avrupa'da söylense bu laflar şöyle... Evet.
Direkt bir hekim gelecek, gömleği giydirecek. En az 6 ay senin tedavi olman lazım diyecek. Bu tür düşüncede olan herkes için. Hani senin oyun da geçerli olmayacak. Sen bir yat yani, bir 6 ay en az bir yerde kal. Bence öyle. Artık tartışmaya girmek istemiyoruz gerçekten. Hani bir şey anlatmaktan da yorulduk. Bence artık onların durumu bu. O %20 ise %30 artık o kez. Biz kuzeniz. Peki abi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben bitti evet yorumum benim buydu. Benim bakalım şimdi şey diyorum. Ha sen hani en azından ya bir yerde de artık burası yaşanmaz bir ülke olduğu için Almanya'ya gitmeyi de tercih ediyor. Yani şimdi evleniyorum bu arada. Bütün gençler neredeyse hemen hemen ya yani büyük bir çoğunluğu imkan bulsa yurt dışına gitmek istiyorlar. Bunu çok duyuyoruz biz. Kimsenin tercihini sanmıyorum aynen. Evet şimdi ekonomi hakkında şöyle söyleyeyim. Şimdi eskiden beri Türkiye'de hiçbir zaman bir aristokrat parti olmadı. Evet. Yani entelektüel, insanı düşünen, üretimi düşünen. Ha, o bazı şeyler oldu, olmadı değil. Mesela örnek, liderlerden örnek verirse Alparslan Türkeş. Çok iyi bir lider miydi? Hayır. Ama bir siyasi partinin lideriydi. Bir, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü. Keza bunların hiçbiri iyi bir, çok iyi bir lider değildi. Tabii. Ama siyasi partiydi. Şimdi bu insanlar, bu şu anki hükümet, şu anki yetkililer bir anonim şirketi, bir holding. Yani ekonomik şirket. Tabii bunlar Türkiye'ye ekonomik şirket olarak bakıyorlar. Türkiye onlar için bir şirket, bir holding. Şimdi insanlar bakın görüyorsunuz kavuk döner. Evet. 1 TL, 2 TL'ye insanlar doymaya çalışıyor. İnsanların ailesini alıp bir lokantaya gidip güzel bir menü seçip yemek yeme şansı yok. Destekleyenler de dahil. Az önceki hanımefendi onu bir daha çağırsın sorsanız deseniz ki ailenle, eşinle, çoluk çocuğunla git bir yemek ye. Güzel bir yemek yiyin bakalım kaç ödeyebiliyor musunuz ve bu yemek fiyatını göze alabiliyor musunuz? Şimdi insanların en temel ihtiyacı kendi beslenme gıdası. Bunun bile pahalı olduğu, bulunamadığı, zor olduğu. İşte tabii ki hani her şey beslenme gıdasının pahalılığı değil. Yani insanların başka ihtiyaç aslında böyle bakış açısı da çok yanlış. Hani yemek her şey pahalı. Adam da eleştiriyor ki meyve pahalı. Ya meyve çok önemli. Yaşam yok. Yani sosyal yaşam pahalı. Mesela insanlar evlenebilir. Şu an kimse insanlar altın takamaz. Maalesef. Mesela evet. İnsan... Eskiden Türk kuyruğu vardı. Ama yol yaptı diyorlar. He, ya ama daha geçen gün Türk bayrakları takıp tırlara patates dağıttılar yani. Bu daha şey bir şey. Yani az önce ilk verdiğim örnekte dediğim gibi bu insanlar hani beceremiyordu. Çok iyi değildi ama siyasi partiydi. Bu insanlar tamamen holding. Ve holdingin de belli bir sayısı ve belli bir kişileri olur. Yani para belli bir kişiler belli insanlar arasında dönüyor. Ama umarım ben o kadar çok umutsuz bakmak istemiyorum. Yani o kadar çok bu halkın üzerinden de tamam bu halk oy verdi. En büyük suçlusu halk. Çünkü adamlar zorla gelmedi. Ve bu ülke bu tabii bu zor tabii seçimle geldi. Demokratik halk diye söyleniyor ki ona da inanmıyorum ama neyse. Ama şöyle söyleyeyim. Bu insanlar bence bedelini ödüyor ve hissediyor ve gerekeni de bence demokratik haklarını en yasal biçimde sandık zamanı geldiğinde o kadar da kötü, o kadar da aptal, o kadar da değiller ya. Bunlar da anlıyorlar. Bunlar da insan yani. Bence değiştiğine inanıyorum. Çoğunluğum. İktidar değişir diyorsunuz bir seçim kesinlikle olsa. Kesinlikle. Ve ilk turda kaybedeceğini düşünüyorum. Hatta. İkinci tura bile kalmayacak. Peki olası bir seçimde sizin oyunuzun rengi ne olur? Ya benim olası bir seçimde oyumun rengi Halkların Demokratik Partisi olur. İlk önce. Ama ikinci tura kalırsa ikinci tura kalan parti hükümetin karşısında, malum hükümetin karşısında kim varsa ona veririm. Ama ilk seçeneğim tabii ki Halkların Demokratik Partisi'ne vereceğimi düşünüyorum. Ya da şey Türkiye İşçi Partisi de olabilir. Evet. Barış Atay. Barış Atay olabilir evet. O da olabilir. Peki yani bir vatandaş olarak hani olmaz ama ben bunu genelde soruyorum insanlara. Sana. Buradan bizi yönetenler şu anda sizi izliyorlarsa olmaz ama ne söylemek istersiniz onlara? Umarım izlemiyorlardır onu söylemek istiyordum. Başımıza bir şey gelmesin de şaka bir. Ya, ne söylemek istiyorum? Şöyle. Aslında oturup şöyle yapabilirler. Biz artık yapamıyoruz. Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor. Buna artık dış mı, iç mi fark etmez. Yani bu çok saçma bir şey. Dış güçler. Dış güçlerin çok Türkiye ile ilgilendiğini de düşünmüyorum. Yapamıyoruz. Buraya kadarmış. Siz bize teşekkür edin, tebrik edin. Biz size rica edelim. Bu kadar. Bu tabii... Şu anda yapılan açıklamaları dinliyor musunuz siz iktidar kanadından? Ne gibi mesela? Hangisi? Bir sürü her... Bundan mesela birkaç hafta önce, birkaç gün önce Süleyman Soylu Afyon'da bir konuşma yapmıştı. Yani öyle bir sıçrayacağız ki Temmuz'da Amerika'sı da Almanya'sı da çatlayacak, patlayacak diye bir açıklama yaptı. Yani yapılan açıklamalar... Almanya? Evet, Amerika, Almanya çatlayacak, patlayacak. Almanya ve Amerika. Sizin söylemlerinizden çok uzak aslında. Tamam, abicim böyle şeyler söyleyebilirler. Tabii ki şey der mi, yoğurdum ekşi der mi insanlar demez. Bu normal, bunlara çok takılmıyorum ama kıyasladığı örnekler biraz tutarlı olmalı. Amerika, Almanya değil. Ha, İran'da, Kazakistan'da, Gürcistan'da bunları da yani şimdi Almanya çok uç örnek veriyor. Yani Bayern Münih'in Hakkari Spor'la maç yapması gibi bir şey. Yani bu örnekler yanlış. İşte bu da tabii birazcık entelektüel ve aristokrat seviyeyle geliyor.
Yani eskiden mesela bak en basit örnek İçişleri Bakanı değil mi istifa edermiş seçime bir ay kala ki herhangi bir ek düşünce olmasın ama şimdiki öyle değil. Ya umarım tabii ki güzel olur. Türkiye çok güzel bir ülke. Dünyanın en güzel, en önemli ülkelerinden biri. Tarihine sahip, kültürel tarihine sahip. Tabii Türkiye'ye gezdiğin zaman dünyanın yarısını gezmiş oluyorsun. Çok hak eden insanların bu güzelliği anlayan, bu ülkeyi yüzeysel olarak, tarihsel, coğrafi olarak seven insanlar gelir umarım. Öyle söyleyeyim ama ekonomi, tabii ki bence ekonomiyi de biraz da zenginlere de sormak lazım. Sadece halka değil. Bence biraz da zenginlerle de konuşmak lazım. Yani gerçekten ciddi yatırım yapan iş adamları, muhalif iş adamları ya da muhalif olmayanlar ne bileyim gerçekten ne kadar para kaybettiler, ne kadar zarar ettiler. Bunlar da hep halk domates peyniri değil sadece. Onu demek istedim. Bak. Rica ederim. Beklemek istediğim bir şey Türk halkının bu kadar da buradan sesleniyorum. Gerçeği görebileceğine inanıyorum ben. Yani o kadar da çok saf insanlar değiller. Ya tabii. Mesela İstanbul seçimi örneği bunun örneği yani. AKP'lisi de verdi, CHP'lisi de verdi, HDP'lisi de verdi. 800 bin fark attı. Yani bence bu insanların bir nokta geldiği zaman birleşeceğine inanıyorum. Çok insanlardan umutsuz olmamak gerekiyor.